Bence en akla yakın ihtimal CHP'nin herhangi bir koalisyonu değil, İyi Parti ile Saadet ve Demokrat Parti'nin koalisyonu. Bence kısa zamanda kurulabilir bir koalisyonu. Kurulma işaretleri de veriyor. Bugün hem Saadet Partililerle hem de İyi Partililerle konuştum. İkisi de çok sıcak konuştular. İkisi de aralarındaki geçişkenliğin ve yakınlaşmanın ileri boyutta olduğunu söylediler. Hatta Abdullah Gül olmazsa eğer mevcut adaylar içerisinde, mesela siz diyorsunuz ya HDP'liler Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında kalırsa kime oy verirler? Aynı soru Saadet Partililer için geçerli. Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında kalırlarsa kime oy verirler? Meral Akşener mi düşünüyor? Kılıçdaroğlu olamaz mı? Kim oradan etti? Orada partide bir tartışma var. Partinin bir kanadı diyor ki tüzük bahsinde tartışacağız. Ya partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa niye genel başkan oluyor zaten? Orada bir başka tartışma var ama. Saadet Partisi, Demokrat Saadet, Parti, İyi Parti şuraya döneyim. Gelirse adayları Abdullah Gül mü Meral Akşener? Hayır, izin verin. Şuraya döneyim. Saadet Partisi'ne sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu'na mı Akşener'e mi oy verirsiniz denildiğinde HDP'ye sorulan gibi kuvvetle muhtemel Meral Akşener diyecekler. 28 Şubat'taki duruşu bir, dindar muhafazakar kimliği iki, en çok şurada zorlanırız dedi bir Saadet Partili. Cumhurbaşkanlığı kadın aday olması fikrini bizim kitlelere anlatmakta biraz zor olabilir. Sadece bunda itiraz ettiler, onu da aşabiliriz diye düşünüyorlar. Bence en hızlı biçimde İyi Parti ile Saadet Partisi yakınlaşabilir. CHP'den de öte, CHP'den bağımsız yakınlaşabilir. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine 4 adayla, bu arada Doğu Perinçek'in iddiasını saymıyorum. O da 5. olabilir yani, bilemiyorum. Ama en az 4 adayla gidebiliriz. CHP'den bağımsız olarak İyi Parti ile Saadet Partisi çok çabuk yakınlaşıp ortak listede buluşabilir. Ama İyi Parti ile Saadet Partisi'nin CHP ile ortak listeye girmesi mümkün değil. Bir kere orada çok zorluklar yaşanır.